Arkadaşlar selamlar. Aslında daha genel, biraz daha makro ekonomiyi değerlendireceğim bir video paylaşacaktım bugün sizlerle. Biraz da küresel piyasalara bakacaktık. Ama borsada bir satış var ve birçoğunuzun panik yapabileceğini düşündüğüm için yine borsaya dönük bir küçük video yapmak istedim. Bir iki gündür sizlerle paylaştığım videolarda şunları ifade ediyorum. Bu 285-290 dolara gidip tekrar aşağı dönüp düzeltmelerle hisse bazlı tekrar birkaç kere deneyebileceğini ifade etmiştik. O hareketleri gözlemleyelim. Burada tabii ifade ettiğim gibi bazı hisseler aşırı primlendiği için güçlü olmakla birlikte daha yüksek tepkiler veriyorlar bu tarz düşüşlerde. Bu da normaldir. Birçok hissenin artık yukarı gidemeyeceğini, belli bir bantta hareket edeceğini ifade etmiştik. Bu tarz durumlarda ilerleyememiş hisselerde olmanın avantajlı olduğunu da konuşmuştuk ki onların ben şimdi takip ettiğim kadarıyla birçok şirket daha sert aşağı giderken onların korunaklı kalabildiğini görüyoruz. Ama netice itibariyle bu tarz hareketleri görmemiz normal. Bazı hisseler gerçekten de endeksi dışarıda bıraktığımızda kendi zirve seviyelerinden %10-15 düzeltmeler yapmış durumda. Büyüklerden bahsediyorum. Diğer manipülatif hisseleri zaten hiç konuşmaya gerek yok. Ama netice itibariyle bu tarz zikzaklı, oynaklığı yüksek hareketlerin olması Merkez Bankası'na da yaklaşırken normal. Doğru hisselerde olmak, nakit bulundurarak ilerlemek, bu güçlü hisseler düştükçe daha da güzel bir şekilde toplayabilmek, önümüzdeki süreçte oluşabilecek daha iyi kazanımlar açısından önemli. Nakit bulundurmak işte böyle günlerde, geçen hafta da yaşadık bunu, önemli bir fonksiyon taşıyor. Stresi yönetebilmek, panik yapmamak, elimizdeki güçlü varlıkları kaptırmamak adına gerçekten de çok önemli bir fonksiyon ortaya koyuyor. Ama şunu ifade edelim. Şimdi bu videoda biraz sakin kalabilmek adına bir paylaşım yapıyorum ama dünyadaki makro görünümün çok olumlu olmadığı ve içeride de bir takım mesajların verildiği, o mesajların da önemli beklentilere kapı açabileceği bir süreç. Dolayısıyla onunla alakalı size hem küresel hem de içerideki makro görünümle ve ona istinaden oluşabilecek beklentilerle alakalı bir video yapmaya çalışacağım. Ama dediğim gibi sakin kalmak, panik yapmamak önemli. Çok şişmiş hisselerde olmamak önemli. Bazı noktalarda kârı alabilmeyi bilmek önemli. Şimdi bizde şöyle bir yapı var tabii. Hiç kar almıyoruz. Yukarı giderken hep inanıyoruz. Hep yukarı gidecek. Hiç düzeltme olmayacak diye. Düşerken de evet eyvah düşüş çöküş başladı. Hiç yükselmeyecek diye konuşuyoruz. Belli noktalarda evet pozisyonlarınızın bir kısmını sabit bırakabilirsiniz. Ama endeks bazlı ve hisse bazlı doyum noktalarına gelindiğinde de ona göre rasyonel hareket etmek, duygusallığı aramamak son derece önemli. Fakat yine de yakından izlemek lazım. Ne aşağı ne de yukarı yönlü olarak net bir ifadede bulunmak doğru olmaz. Haber akışlarının önemli olduğu süreçler olduğunu hep söylüyorum sizlere. Önümüzdeki süreç artık en azından kısa vade için birçok beklenti satın alındığından riskli olabilir. Endeks yukarı gidecekse bile veya yukarıda kalmaya devam edecekse bile belli başlı hisselerle yukarıda kalacağını tahmin ediyorum. Bol kazançlı güzel günleriniz olsun. Görüşmek üzere.